Günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Yine bir cumartesi günündeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Odaları topladım. Her yere açtım. Havalansın diye. Malum biliyorsunuz ben hafta içi havalandıramıyorum evimi. O yüzden hafta sonu elimden geldiği kadar fazla havalandırıyorum. Şimdi de mutfağı falan topladıktan sonra dedim bir kahve keyfi yapalım eşimle birlikte. Sizinle de cumartesinin vlogına başlamış olalım. Oradan bir tane kaşık verir misin? Sana sesli ortam yaratmaya çalışıyorum. Vallahi iyi yaptın. Balkonu çocuklar kapattım. Uçurtma uçuruyorlar. Pencereyi kapattım. Çok ses geliyordu. Aynen burada fazla ses geliyor. Senin için ben de şekerli yapıyorum. Yudumu kaşığını nereye sokmuş? Bunları kaldırayım mı? Bunu kaldırayım mı? Olur. Atıyorum. Öyle. Kahve hazırlıyorum. Kahvelerimizi içeriz. Bugün cumartesi. Sizinle birlikte geçirelim. Bir şeyler yapalım. İşlerimiz var. Onları birlikte yapalım istiyorum. Fincanla öğren seçtim. Uzun zamandır kullanmıyorduk. Evet. Müsaacımın seçimiyle pembe fincanlarımızı da çıkarttım. Emine snap atma peşinde. Dur bakalım bir saat oldu. Atacak, atabilecek mi? Atarım. Tam 15 dakikada Meryem müzik buluyor. Bulamadım onu da sevmedim. Bir tane bulmuştun. Yok bulamıştım. Evet kahvelerimizi yaptık. Kahvelerimizi içerken size bugünün planından biraz bahsetmek istiyorum. Kendimi haber spikeri gibi hissettim. Bugünün yayın akışı kahveyle başladı. Aslında çok geç bir saatte kahvaltıyla başladım. Arkasına çamaşırlarımı falan serdim. Dediğim gibi evimi havalandırdım, evin işleri derken bu saati buldum. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Biz yakın zamanda kaç gün oldu ki? Neyim? Birkaç gün oldu oturma odasından bahsedeceğim. Oturma odamın böyle benim kumaşında, yani oturulan yerin kumaşında hafif bir esneme oldu. Biliyorsunuz Bellona'nın Mavenna serisi. Aslında Mavenna serisinde bu şikayet çok fazla. Yani tüketici yorumlarına vesaire girdiğimde de hep bu tarz şeyler yazıyordu. Ben de servisle iletişime geçtim. Hani ne yapabiliriz bununla ilgili diye. Sağ olsunlar geldiler. Çok basit bir işlemi varmış. Alttan yani şöyle açtılar. Oradaki zımba mı deniyor onlara? Zımbaları açtılar arkadaşlar. Tekrar gerdirip zımbaladılar. Yani kullanıma bağlı olaraktan bu oluyormuş. Ben adam abiye şöyle söyledim. Hani biz daha yeni evliyiz. Ne kadar kullanmış olabiliriz dedim ama olabiliyor dedi. Artık bakalım bir daha olursa bir daha ilgileneceklerini söyledi. Bazı ürünlerin kronik rahatsızlıklar olur ya. Bu koltuğun da kronik rahatsızlığı. Evet buymuş. Biz bilmiyorduk. İşte tabii kullandıktan sonra öğrendik. Ama ben gerçekten hala çok seviyorum ve memnunum. Bir sorunum olmuyor. Sadece o dediğim gibi poplu koldu. Aslında bu rahatsız edecek bir şey değil. Elinize düzlediğinizde hiçbir şey kalmıyor. Oturup kalkınca böyle. Ama bir misafir gelip oturup kalkınca böyle hafif bir bezde dokuda dalgalanma oluyor. O yüzden onları çağırdık. Koltuklarım yapıldı ama o iç kısmını temizlemedik biz. Şeyler gidince, servis gidince. Bugün onun iç kısmını temizleyeceğiz. Benim orası bazalı. Hatta bayağı bir ürünümü alıyor. Yani şu anda neler var neler yok tam hatırlayamıyorum ama yanlış bilmiyorsam söz malzemelerim orada. Eşimin böyle arkadaşlarıyla falan bir yere kalmaya giderken kullandığı sırt çantası orada. Birkaç bir şeyler var açıkçası. Bugün işte onları çıkartacağız. Onun içini falan bir temizleyeceğiz. Süpüreceğiz içini güzelce. Daha sonra da silip tozunu alıp kapatırız. İşte koltuğu bir temizleriz. Böyle bugünkü işlerimiz bunlar. Başka da bir şey yapmayacağız değil mi? Yani şimdi aklımda olanlar bunlar. Beraber mi yaparız? Yani. Ne yapacaksın? Ev tek başına sıkılırsın. Kahvemi içeyim. Başlayalım. Afiyet sizinle olsun. Birlikte. Musacım yardım etmeyecekmiş artık sizle birlikte yaparız. Afiyet olsun. Kolay gelsin.
Şimdi işimize başlayabiliriz arkadaşlar. Bahsettiğim koltuklar bunlar. Canım benim, açabilir misin rica etsem? Geçti oraya oturdu ya. Bakın şimdi size göstereceğim. Altı berbat. Yani burada çok belli olmuyor. Allah var. Bunlar buranın kırlentleriydi. Onları da yıkayalım ya. Çıkart da. Hurçlamamıştım onları. Burada bir hata yapmışız zaten. Çıkart onları. 2 dakika makineye atarız. Hiçbir şey olmaz. Bakın böyle bir şeyler döküldü. O işlem yapılırken. Bahsettiğim zımba da şu. Hep bu zımbalar böyle yani ya. İçine aynen biz hemen geldik, bu yapıldı ve çıktık. O yüzden böyle kaldı içerisi de. Artık dedik hafta sonu yaparız. Bu tarafta da hediye gelen bir banyo seti takımım var. Banyom için farklı planlarım var aklımda. O yüzden bunu daha sermedim. Bunların hepsini çıkartalım mı? Bunların hepsini çıkaracağız. Aynen. Burada yedek bir takımım var yine. Şunlar fazla hurçlar. Bir şeylere lazım oluyor diye kaldırmıştım. Ama bayağı dağılmış buralar. Bunlar hep böyle talaşlı talaşlı olmuş bir şeyler. Batmış. Yıkarız ya. Ne var? Yine bir takımım, banyo takımı. Şu diğer evimde şöyle uzaktan göstereyim size. Oval bir halı. Diğer evimde şeye kullanıyorduk. Nereye kullanıyorduk biz bunu? Vallahi. Koridorun sonuna kullanıyorduk da aynen, çok az kullandık. Aynen, bir koridorun yeri vardı. O ney? Zımbırtı. Zımbırtı değil ya. Televizyonun arka aparatları. Bu da böyle bir düzenleyici sepet gibi bir şey. Kitaptır. Bakın buralar böyle battı. Aynen. Şimdi bunların içini güzelce süpürürüz. Bahsettiğim işlemi de şuralardan yaptılar. Burayı söktüler. Şu ortada şuradan bir yayı mı gergi, varmış? Bir şey varmış. Gergi yapacak bir kısım varmış. Onu yaptılar. Bu kadar. Hadi başlayalım. Diğer tarafı da önce bu tarafı bitirelim mi? Tabii sırayla yapalım. Değil mi? Dökmeyelim. Şimdi ben şunları hemen 2 dakika makineye atarım. Bunlar güzelce temizlenirler. İçini de yaparız. Arkadaşlar içerisini her yerini güzelce süpürdük. Güzelce sileceğim. Daha sonra hurcun içine kullanmadığım hurçları koydum. O kullanmadığım işte banyo takımını falan koydum. Kırlentleri de makineye atarım. Onlar da kuruduktan sonra tekrardan hurçlu yerleştiririm büyük ihtimal buraya. Çünkü toz olmasın. Öyle koymakla hata etmişim. Şimdi güzelce silelim. Şimdi arkadaşlar bu taraf bitti. Güzelce sildim. İçinin biraz kurumasını bekliyorum. Kurumadan yerleştirmeyeyim. Diğer tarafa geçeceğim. Sandıklı model olduğu için altını çok rahat kullanabiliyorum. Her şeyimi alıyor. Rahat rahat. Hatta bakın burada. Dediğim gibi sözümde, söz masamda kullandığım vazolar var. Bunları diğer evde çocuk odasına koyuyordum. Burada. Çiçek yok mu? Buraya. Onlar olmaz ki. Altın delik. Buralar çok kötü olmuş ya. Dikkat et haline bak. Bunlar can ver bana sen. Sen bana ver onları. Bunlara bu tarafa koyun. Dikkat et. Aynen bunları da temizleriz. Bunlar yükselticiler. Cam yükselticiler. Şurada da ilk evimizde yaptığımız şey. Böyle duvara bir ağaç figürü yapmıştık. Yeni yılda o var. Hepsi takılı üzerinde. Bu sene asacaktık ama asmadık. Öylece kaldı. Bir yarım parçalı oldu ama çıktı. Yo şey. O süpürgenin parçası. Evet. Sen de anladın. Ben de süpürgenin parçası. Yeni televizyonun parçası. Burada da yine söz malzemelerim var. Buranın altı da gerçekten çok kötü olmuş. Şimdi süpürelim. Silelim. Ben süpüreyim, sen sil. Kapatalım. Şimdi yerleştirmeye başladım arkadaşlar. Buraya yine hurcun içerisine koymaya karar verdim. Açıkta koymuştum daha önce ama böyle daha düzgün duruyor sanki. 2 tane yükseltici camı ve vazoları koydum bu şekilde. Şu halı gibi olan şeyi de kaldıracağım, halı gibi olan. Bunu istersen şekillere koyayım. Diğer tarafa mı götür? Evet, öbür tamam. Halının yanına. Şimdi şunu da buraya koyacağım. Burada da o kullanmadığım
banyo takımları ve diğer uçlar var. Şöyle. Yine bez kısımlarını bu tarafa koyalım, camı falan bu tarafa koyalım. Nasıl? Ya bez olanları... Kırlentleri de o tarafa alalım. Bunu da oraya koy çantayı. Bunlar kullanılmıyor ya. Aynen oraya koy. Camlar da şu yükseltme falan var ya. Kaldırdım bak burayı. Ha orada mı? Evet. Tamam. Koyacak. Şunu da alayım, sığdırabilirsem onu da koyayım. Oraya sadece kırlentler kalır. Ha, dikkat et. Şunu... Bunu buraya koyalım. Bak böyle iyi olmadı mı? Bak onu buraya arkaya koyabilirim. Getir. Evet. Şunu vereyim sana. Aynen. Gayet iyi oldu. Bir şey lazım olduğunda da bulup alabiliriz. Kolay gitti. Şu küçükleri nasıl yapacağım? Onları buraya mı koyacağım? Aynen onları oraya koyarım. Çünkü onlar lazım olan şeyler. Daha şey değil mi? Şu sırt çantası vardı ya. Onun içine mi? Bunu onun içine koyalım. Sırt çantası boş zaten. Unutma ama ben unuturum. Niye unutalım? Evet anne. Bu şeyler. Süpürgemin yedek parçaları işte. Şu süngeri. Bunlar yedek başlıkları. Zaten iki başlığı dışarıda. Bunlar ama kullanmadığım için kaldırabilirim. Aslında süngeri de artık değiştirebiliriz. Bak. Televizyonumuzun aparatları da burada da. Yavaş. Bu bir televizyon, bu birinin galiba. Ama bu neden geçmiş? Biz öbür evde... Öbür evde de duvarda kullandık. Şunları kaldırdık. Öyle mi yaptık? Bu kaldırdıklarımız işte. Burada da duvarda olduğu için. Bunlar lazım değil çünkü. Bunlar da böylece daha düzenli olmuş oldu. Ama gene olduğunda... İnşallah unutmayın. Saatte veremeyelim mi? İnşallah. Şunları da almalım. Poşette atayım bari süpürgeyi. Elimi çizdim. Burası da böylece tamam. Diğer taraf tamamen boş arkadaşlar. Hatta göstereyim size. Bakın şimdi. Burası bomboş. Buraya da yine o 4 tane kırlentlerimi güzelce hurçlar koyarım. Bu taraf bomboş kalır. Artık bir şey olursa da buraya yerleştiririz. Şimdi üstlerini de süpürürüz. Açıp güzelce koltuklarımızın. Ve yer gerçekten berbat oldu. Bir şeyler döküldü hep. Onları da süpürürüz. Biter bu odadaki işimiz değil mi? Ne yapıyorsun? Ona bir şeyler ekecek. Hadi bakalım. Önce şu işimizi bir bitirelim. Ondan sonra. Oturma odasındaki tüm işlerimizi hallettik arkadaşlar. Hepsini yerine yerleştirdik. Sadece kırlentler kaldı. Artık onlar da kuruduktan sonra yerine yerleştiririm. Şimdi mutfağa geldim. Biliyorsunuz o koltuğun içerisinden yani şu düzenleyici çıkmıştı sandık kısmından. Bu düzenleyiciyle şimdi burada bir değişiklik yapacağım. Bu kupalarımı alt rafa alacağım. Buraya da hemen bu teli takacağım. Arasına da teli takmamın sebebi de daha doğrusu. Şu fincan takımlarım vardı. Hemen buraya hazırladım zaten. Bunlar benim yukarıdaydı. Ama sürekli inip alıp yani yerine tekrardan yerleştirmem gerekiyordu. Elim buradakilere alışmış. Hep bunları kullanıyordum. Artık bir değişiklik olmasını istiyorum. O yüzden bu rafı buraya takıp daha fazla fincanlarımı kullanmak istiyorum. Şimdi ilk önce kupaları aşağıya almakla başlayalım. Buraya aldım kupalarımı. Hemen şunları da şöyle yerleştireceğim. Kapak da kapanıyor, kapanmaz diye düşünmüştüm ama şu kısmına güzel de yerleşti. Hatta bu şekilde de fincanlarımı yerleştireceğim. Mavi takımlarımı da yine karacanım bunlar da. Bu arada bu da karacanım arkadaşlar. Bakmak isteyen olursa ben çok beğeniyorum. Yanına lokumunu, şekerini, herhangi bir şeyinizi koyabilirsiniz. O şekilde ikram edebilirsiniz. Bunların devamları da makinede artık bunun iki tanesi de makineden çıkınca onları da yerine yerleştiririm. Şimdi şu kahve yağı su bardaklarımı da
üstü alacağım. Şöyle. Bunlar da makinede çünkü. Bu şekilde de bunları yapıyorum. Tamam. Bitirdim. Tepedeyim bu arada. Yani biraz böyle güzel oldu sanki. Biraz şurayı belki zor kullanırız. Ama bakayım ona da bir çözüm bulurum. Şunu çok sıkarsan biraz yukarı çıkarır. Şunu mu? Evet. Onu ben yaparım birazdan. Sen sıkarsan. Evet bak burada bayağı bir pay var. Evet, yani bu yukarı kalkabilir. Orada. Ben onu şöyle hallederim. Ama bence güzel oldu. Daha kullanışlı olabilir bizim için. Ya yani. Da yukarı kullanamazsan yukarı alırız. Belki yukarı biraz daha geniş duruyor sanki. Değil mi? Sanki bana da öyle geldi. Dur şöyle bir bakalım. Yok aynı. Sadece ne biliyor musun? Bak buraya da böyle ikinci kat rafı attık. Burayı da böyle dağıttık. O yüzden biraz garip durdu sanki. Neyse bakalım. Dur şöyle kapatayım. Aa kapanmadı. Kapanıyordu biraz. İşte o şimdi ağırlık olunca esmeydi. Öne doğru geldi. Ben onu yaparım. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi kapattık. Açtık. Biraz kargaşanlık var. Neyse. Bakayım biraz böyle kullanayım. Şu makinedekiler de bir çıksın. Belki tekrardan bir değişiklik yaparız. Bence böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi size de göstereyim. Şuraya hemen kahve yanı su bardaklarımı koydum. Dediğim gibi geri kalanları makinede çıkınca onları da yerleştireceğim. Burada zaten lokumluklarım falan var. Buraya da bu katı atmıştık. Kapak yine kapanmıyor gibi oldu. Ama eşim burayı iyice sıkıştırınca bu da yukarıya kalktı. Esneme yapmıştı çünkü üzerine malzemeleri koyunca. Bu taraftaki fincanlarımı da buraya aldım. Böyle daha güzel, daha kullanışlı oldu diye düşünüyorum. Hatta bakın burada yerim de açıldı. Oraya da artık başka bir şeyler koyarız. Size de göstermek istedim. Bir oradayım, bir buradayım arkadaşlar. Evimdeki işleri bitirdim. Annemin yanına geldim. Çünkü annemle bana, benim buzluğuma elmalı kurabiye yapıp atacağız. Burada da annem fellah köftesi yapıyor. Köfteler haşlanıyor. Burada da sosumuz var. Domates sosu üzeri için yapıyor. Ben de elmaları soydum. Zaten birazdan size güzelce annemin tarifini de veririm. Gerçekten buzluğa atılabilecek en güzel tariflerden biri. Ben normalde elmalı kurabiyeyle çok fazla aram yok. Ama bu tarif gerçekten güzel oluyor. Şimdi şu elmaları güzelce rendeleyip geliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar güzelce rendeledim elmalarımı. Ocağa alacağım. 2 çay bardağı şeker ekliyorum üzerine. Ben annemin tarifini size kısa kısa vermiş olayım. En son bu şeker iyice eriyip elmalar yumuşayınca değil mi anne? Elmalar güzelce. Suyunu çekecek elmalar. Aynen. Suyunu çektikten sonra tarçın. Tarçın ekleyeceğiz. Onu en son eklemişiz çünkü çok kara olmaması için. Bir başka bir sebebi yok. Piştikten sonra ceviz. Aynen. Bir de piştikten sonra içerisine böyle cevizleri küçültüp atarsanız çok güzel oluyor. Şimdi iç malzemesini hazırlamış oluyoruz böylece. Daha sonra da hamuru yoğuracağız. Ama bu arada fellah köftemiz hazır. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar annemle. Annemin şöyle bir defteri var. Tarif defteri. Telefona falan bağlı kalmıyor. Her zaman bu defterdeki tariflerini yapıyor. Malzemeleri de size sayayım ben. Bir tane margarin. Bunu güzelce böyle biz peteğin üzerinde yumuşattık. 2 çay bardağı süt. 2 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı şeker diyor anne. Normal şeker. Normal şeker koyacağız. Bir tutam tuzumuz var. 1 yemek kaşığı sirke. 1 kabartma tozu. 5 su bardağı un. Bu ama 4-4,5 su bardağı da olabilir. Yani sizin ununuzun markasına göre değişiyor. İçerisinde zaten hazırladık biliyorsunuz elma, tarçın, ceviz ve şeker bu kadar. Elmalar suyunu çekene kadar güzelce pişirdik. Şimdi annem bunu yoğuracak. Ben de tek tek malzemeleri ekleyeceğim içerisine. Şimdi süt, sıvı yağ ve tuzu koyduk arkadaşlar. Bu tarifin püf noktası sirke. Değil mi anne? Hı hı. Ne yapıyordu bu bunun? Sertleştiriyor işte. Hemen acımı yiyor. Sertleştiriyor. Evet. Yeter mi? Bir yemek kaşığı değil mi? Biraz daha koyayım mı? Oradaki o ha, bir iki ölçüye göre yapıyorum. Tam doldursana kaşığı. İki yemek kaşığı kadar da sirke koyuyorsunuz. Bu böyle kıtır kıtır yapıyor. Yumuşama olmuyor. Ben şimdi şeker alıp geliyorum. Şimdi bizim içimiz hazır ve soğudu arkadaşlar. İçe en son tarçınını ekleyip biraz daha pişirdikten sonra kapattık altını.
açtığımız hamuru böyle şeyle, ay bunun adı aklıma gelmedi. Demlik kapağı. Demlik kapağıyla bir güzel kesiyor annem. Annemin ayarı buymuş. Şimdi modelini de göstersin, yaptığı modeli. Sen göster istersen. Tamam. Çünkü bende kamera var. 3 tane çizik atıyor. Daha sonra da sarıyor rulo şeklinde. Pişince görüntüsü falan güzel oluyor bunun arkadaşlar. Şöyle. Dondurmak için de tepsimize koyuyoruz. Biz pişirmeden donduruyoruz. Dondurucudan çıkarttıktan sonra hemen pişirebiliyoruz değil mi anne bunu? Buzlu buzlu pişiyor. Aynen, buzlu buzlu pişirebiliyorsunuz. Size de fikir olsun. Yapmak isteyenler yapabilir. Her beze de farklı bir çeşit deniyoruz. Bir kısmını şöyle yaptık. Göstereyim mi? Bir kısmını böyle yaptık. Bir kısmını şöyle yaptık. Şimdi de şunu yapıyoruz. Her yerini kestik bunun. Aralarını yani, her yerini demeyeyim de. Şöyle kestik. Şimdi şöyle katlıyoruz. Şöyle hafif yarım ay şekli veriyoruz. Aynen bunun gibi. Bunu yeni denedik. Bir sürü model oldu. Annem açıyor. Ben de içlerini koyuyorum ama bizim iç biraz fazla geldi. Artık onda ya bir ölçü daha yaparız ya da buzdolabına kaldırırız. Kaldırıyorsun değil mi anne sen? Kaldırıyor. Buzluğa kaldır yani. Kullanacağı zaman da çıkartıyor. Size elma kaldığını söylemiştim. Yani iç malzemeden kaldığını söylemiştim. Anneme de bir ölçü hamur yoğurduk tekrardan. Anneme de böyle yaptık. Bu modelden yaptık. O yüzden elmamız da bitti, iç de bitti. İkisi de denk geldi. Kaç tane çıkmıştı anne burada? 65'ti. 65-66 öyle bir şey çıktı. Gayet de güzel oldu. Biz şimdi bunları tek tek önce tepside donduruyoruz güzelce. Daha sonra da buzdolabı poşetlerine poşetleyip kaldırıyoruz. Misafirimiz gelmeden önce de buzlu halde çıkartıp fırına sürüyoruz. Üzerine de pudra şekeri, gerçekten nefis oluyor. Ellerine sağlık anne. Yorduk seni. Afiyet olsun. Güle güle yiyin. Allah razı olsun. Sen de güle güle yiyin inşallah. O poşetler onarlı mı? Onarlı. Benimkileri farklı model yaptık. Böyle 11, 11. Hepsine bir model denedik. Anneminkileri de bu model yaptık. O bıçağı verir de bunu. Annemlerden geldik arkadaşlar. Bu şekilde paketledik. Onarlı, 12'şerler. Hangi şekilde denk gelirse öyle yaptık. İyice havasını da çekti annem. Daha düzgün dursun dolapta diye. Şimdi şöyle üst üste koyacağım. Koyabilirsen. Şuraya güzelce yerleştireceğiz. Ezilmez herhalde değil mi? Hayır, çünkü dondurduk önce. Yani önce bir şokladık. Hı-hı. Daha sonra işte böyle paketledik. Yani ne deniyor buna? Şoklamak değil de aslında. Şoklamak galiba. Biraz da şoklamak yap. Şokluyorlar evet. Aynen. Bak böyle tane tane oldu. Şöyle bir kenarı buna ayırdım. Bu dolabı da bir ara rutin kısmında düzenlemem lazım. Böyle. Vallahi annemle bayağı yaptık. Anneminkiler de şimdi donuyor. Ben hemen bunlar buzu çözülmesin diye aldım getirdim. Çünkü annemin difrizde ve dolabın buzluk kısmında çok yer yoktu. Dedim ben hemen gider yerleştiririm. Yerleştirdim şimdi. Ben de sağlık. Teşekkür güzel ederim. Oldu. Afiyetle yeriz inşallah. İnşallah. En son sizinle konuştuktan sonra kayınvalidemler geldiler arkadaşlar. Çaya geldiler. Çay, bulaşıkları, meyve, kahve derken buralar gerçekten biraz fazla dağıldı. Çünkü makinamda temiz bulaşıklar vardı. Bunlar yıkandı. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğim. Bunları da tekrardan makineye koyacağım. Topladım arkadaşlar. Tüm işim bitti. Bugünüm böyle geçti. Sabah kalktık. Evdeki işlerimi falan hallettim. Benim için çok iyi oldu. Daha sonra da annem de elmalı kurabiyeleri yaptık. Elmalı kurabiyeler benim çok işime yarıyor. Çünkü ani bir misafirim geldiğinde ya da akşam çayın yanına bir şeyler olmadığında
Hemen atıyorum fırına. 15-20 dakikada mis gibi oluyor. Çok da lezzetli gerçekten tadı. Üzerine de zaten pudra şekeri dökebilirsiniz onun. Orada söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum. O yüzden şimdi bunu da söylemek istedim. Artık vlogumu da burada kapatacağım. Dinleneceğim. Çünkü bugün biraz fazla yoruldum. Ve boynumu biraz fazla yordum açıkçası. Artık vlogumu kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bye bye.